Herkese merhaba. Bugün sizlerle mühendislik ve tasarım konusunu işleyeceğiz. Öncelikle bu iki kavramı ayrı ayrı ele alalım. Mühendis kimdir? Bilim insanlarının ortaya koyduğu teorik bilgi ve kanıtlanabilir gerçekleri ilgili alanda uzman teknik kişilerin uygulayabileceği pratik bilgiye dönüştüren kişidir. Hesaplamalar, kontroller ve uygulamaya geçme safhasındaki tüm sorumlulukları mühendis yönetir. Tasarım nedir? Tasarım, belirli bir ihtiyacı karşılamaya yönelik olarak sistematik bir plan dahilinde yürütülen teorik ve uygulamalı çalışmalar bütünüdür. Daha basit bir tabirle herhangi bir ürünün dışarıdan bakıldığında görünen görsel ve estetik kısmıdır. Şimdi mühendislik nedir? Bununla ilgili konuşacağız. İnsanların her türlü ihtiyacını karşılamaya dayalı çeşitli yapılar, yol, köprü, bina, peyzaj, çevre, ziraat gibi, beslenme ve gıda gibi, fizik, kimya, biyoloji, elektrik, elektronik gibi, uçak, gemi, otomobil, motor, iş makineleri gibi teknik ve sosyal alanlarda uzmanlıkla uygulamaları hayata geçirmeyi amaçlar. Farklı disiplinler, tasarım için hayal gücünün ön plana geçmesi, geleceğe dair kurguların yapılması ya da bir sorunun etkili bir çözümünün bulunmasıdır. Mühendislik ve tasarım iç içedir. Tamamlayıcı rol oynamaktadırlar. Farklı disiplinlerin bir arada çalışması, iletişim ve koordinasyon ile birlikte ortak gelişim sağlar. Temel olarak yürütülen ortak çalışmalar, araştırma, tasarım, analiz, geliştirme, prototip üretimi ve kalite testleridir. Şimdi başlıca mühendislik alanlarına göz atacağız sizle birlikte. Havacılık ve uzay mühendisliğinden başlıyoruz. Bu mühendislik alanı uçakların inşası, araştırma, tasarım, geliştirme, test ve bilim teknolojileriyle ilgilenir. Ayrıca uzay gemisine ve uzayın derin koşullarına odaklanan uzay mühendisliği, uzay mekiği, astronot kıyafeti, roket araştırma araçları gibi birçok ürünün ortaya çıkmasını da sağlamıştır. Kimya mühendisliğindeyiz. Faydalı malzemeler veya maddeler üretmek için kimyasal ve biyolojik işlemlerin kullanımı ve süreciyle ilgilenir. Bu mühendislik, fizik, kimya gibi doğal ve deneysel bilimleri, biyoloji, mikrobiyoloji, biyokimya gibi yaşam bilimlerini matematik ve ekonomi ile birleştiren çok disiplinli bir alandır. Ortopedik medikal ürünler, tekstil, günlük hayatta kullanılan birçok plastik türünü de bu alana örnek olarak verebiliriz. İnşaat mühendisliği ise yapıların plan, proje, yapımı, denetlenmesi ve sürdürülebilmesi ile ilgili çalışmaların tamamının yürütülmesi olarak ifade edilebilir. Yollar, binalar, havaalanları, köprüler, kanalizasyonlar gibi birçok sistematik projeler inşaat mühendisliği alanına örnek verilebilir. Sırada bilgisayar mühendisliği var. Kendi içerisinde farklı uzmanlıklar barındıran bu mühendislik alanında en yaygın uzmanlık yazılım üzerine olmaktadır. Dijital çağda her türlü meslek kolu ve sektörün ihtiyaç duyduğu ve hizmet almak zorunda olduğu yazılım mühendisliği, banka, gıda, eğitim, sağlık, borsa, ekonomi gibi birçok farklı alanda yer sahibi olmaktadır. Elektrik, elektronik mühendisliği ise elektrik gücü uygulamalarına odaklanan bu alan, elektrik üretimine ve elektrik enerjisi tedarikine dayalı bir sistem izlemenin yanında akıllı sistemleri oluşturan sensör ve entegreler gibi elektronik devre uygulamalarıyla da ilgilenir. Sırada makine mühendisliği var. Makine mühendisliği en eski ve en geniş mühendisliklerden biri. Belki biliyorsunuzdur. El Cezeri bu konuda çok eski bir bilim insanıdır. Da Vinci yine aynı şekilde ve onların birçok çalışması günümüze kadar uzanmıştır. Mekanik sistemlerin tasarımı, üretimi ve bakımı ile ilgilenir. Statik, dinamik, termodinamik, dayanım, analiz, mekanik tasarım ve teknik çizimler bu alanın uygulama teorileri içindedir. Otomobillerdeki hareket iletim elemanları, krank mili, vitesler, dingil sistemleri gibi saatlerin iç mekanizmasındaki farklı boyutlardaki çarkların akrep ve yelkovanları farklı hızlarda hareket ettirmesi gibi uygulama alanları bu konunun en basit örneklerinden biri olacaktır. Şimdi geri dönüyoruz yavaş yavaş. Çözüm odaklılığa geçeceğiz. Çözüm odaklılık, burada adı geçen ve yer veremediğimiz birçok mühendislik alanlarının en temel amacı, ilgili oldukları alanlarla alakalı insanlığın veya doğanın mevcut sorunlarına teorik, kanıtlanmış bilimsel bilgiyi pratiğe döküp uygulama yaparak çözüm üretmeleridir. Yani çözüm odaklı olmalarıdır.
Tüm bu çözümleri hayata geçirirken bu uygulamaların birer tasarımı olup uygulama alanına en doğru ve en verimli şekilde uyum göstermesi sağlanacaktır. İşte bu noktada tasarım, mühendisliğin tamamlayıcı parçası olmaktadır. Elde edilecek ürünün ve yapının organizasyonu ile ilgili bilgileri toplar, verim, uygunluk, kullanışlılık, estetik gibi kriterlere ekleyerek hem işlevsellik hem de görsellik katar. Bazen eserlere kültürel motifler ekleyerek yapar bunu, bazen de ergonomi kurallarını dikkate alarak. Hatırlayın, geçtiğimiz haftalarda ergonominin tasarım üzerine nasıl etkili olduğunu görmüştük. Sonuç olarak da mühendislik ve tasarım hem üretmek hem de güzelleştirmek için birlikte düşünülebilir. Şimdi sizler de günlük yaşantınızda gördüğünüz bazı ürünlerin, yapıların veya makinelerin hem mühendislik hem de tasarım boyutlarında ayrı ayrı örnekler üzerinde yoğunlaşabilirsiniz.